birkaç gün sonra Almanya'ya gideceğini düşündükçe deli gibi oluyorum. Ölüme gitmiyorum ya. Beni de götürsen, beraber çalışsak arabayı daha çabuk alırdık. Merak etme, ikimiz için de çalışırım. Ayrılığımıza sebep olacak diye kızıyorum şu arabaya. Ne olur gitme. Bu halimizle evlenelim. Parasız pulsuz mu? Beraber olduktan sonra umurumda değil. Başta öyle söylenir. Ama sonra çekilmez olur yoksulluk. Her şeye razıyım ben. Yeter ki beraber olalım. Anlatamıyorum korkumu. Garip bir his var içimde. Ağlama yavrum. Ayrılığımız kısa sürecek. Güzel gözlerine gülmek yakışır senin. Üzme beni. Bak sana ne aldım. Heh. İçine ikimizin resmini koydum. Hatırladıkça bakman için. Ne güzel düşünmüşsün. Peki aramıza kimin resmi girecek? Çocuğumuzun. Tabii haftayı Almanya. Aha, tren biletlerine kadar her şey hazır. Dönüşte altımızda son model 2 Mercedes tabii. İşte o zaman çıkar şoförlüğün tabii. Haydi Karaköy 1-2, Karaköy! Aşkın bahardı, ümitler vardı, sen gittin diye gönlüm karardı. Öyle tatili böyledirler. Kafanı şişiriyorlarsa susturayım. Yok bilakis, hoşuma gitti. İş var bu kızda. Kısa zamanda büyük bir ses yıldızı olabilir. Tabii erbabının elinde. Bir şoförle nişanlı, üstelik kıskanç bir genç. Fark etmez. Önemli olan benim beğenmem. Namuslu kızdır Reyhan. Satın aldıklarına benzemez. Satın alınmayacak namus yoktur. Bütün mesele fiyatını biçmektir. Gittin, ümitsiz kaldım, gönlüm karardı. Aşkın bahar, ümitler vardı, sen gittin diye gönlüm karardı.
tebrik ederim. Sesinize hayran oldum. Tanıtayım, gazinocular kralı Ekrem Bey. Hakkınızda çok yazı okumuştum. Öyleyse anlaşmamız kolay olacak. Sizi ses yıldızı yapmaya karar verdim. Ha, imkansız bir şey çünkü evlenmek üzereyim. Evlilik, şan, şöhret ve para sahibi olmanıza mani değil. Ama nişanlım mani olabilir. Sizi seviyorsa istikbalinize engel olmaması lazım. Onsuz istikbal düşünemem ben. Olsun. Gene de fikir değiştirirseniz beni arayın. Belki de ben sizi ararım tekrar. Delisin sen Reyhan, böyle bir teklif kabul edilmez mi? Ekrem Bey bir devlet kuşu. Zengin, kudretli. Gene de Mehmet'ime hiçbir şeye değişmem. Şu Almanya'ya bir gideyim hayırlısı ile, dönüşümde bisikletin en kralını, topun 18 parçalısını bebeğinde konuşanına getireceğim. Hadi bakalım bırakın, arsızlığı utandırmayın beni. Utanacak ne var bunda? Söz vermeseydi çocuklara. Her şeyin sırası var anne. Hadi çocuklar, hadi çıkın dışarı. Hop hop hop, hadi hadi. Sen de. Tamam. Ben de kaçayım, gariban bekliyordur evde. Bir kahve içsedin değil mi anne? Duymadın mı? Bekleyeni varmış. Hadi bana eyvallah. Yarın kaçta buluşuyoruz? 6'da. Anne, mahsustan yapıyorsun değil mi? Bir kovmadığın kaldı çocuğu. İyiliğin için yapıyorum, sonunu düşünüyorum. Bu güzellik bir daha ele geçmez, kıymetini bil. Zengin biriyle evlen, kurtar kendini, kurtar. Ben ancak Mehmet'le evlenirsem mutlu olurum anne. Vaktiyle ben de aynı hataya düştüm. Saadeti parada değil, aşkta aradım. Ama şimdi bak halime, ellerime, saçlarıma, suratıma... Bu yaşta bu hale gelecek insan anne, mıyım? Anne, biri geldi ablamı soruyor. Rahatsız etmiyorum ya. Siz miydiniz? Buyurun. Size layık değil ama. Annem, Ekrem Bey. Memnun oldum. Kusura bakmayın, ev darmadağınık. Vakitsiz rahatsız ettiğim için asıl ben özür dilerim. Şunları bırakayım. Acaba Reyhan Hanım benden bahsettiler mi? Hangi hususta? Kızınız kabul ederse onu ses yıldızı yapar, sizleri servete boğabilirim. Aman Allah'ım! Size hayır demiştim. Sizin yerinizde olsam önce annemi ve kardeşlerimi düşünürdüm. Ben de aynı fikirdeyim beyefendi. Ben değilim çünkü evleneceğim. Reyhan, bu nasıl cevap? Ah beyefendi, anlatamıyorum. Bir kafasını kullansa... Neler elde etmez ki? Mesela yarın 5'te orkestra hazır. Bir prova yapmakla ne kaybedersiniz? Ne kazanırım? Kısa zamanda zenginlik, şan, şöhret, villalar ve otomobiller. Otomobiller mi? Hem de en lüksleri. Evet dersen bir otomobili ne kadar zamanda alabilirim? Belki hemen başarınıza bağlı. Kabul edeceğinizi umduğumdan provada giyeceğiniz elbiseyi de getirmiştim. Peki. Teklifimi kabul ettiğiniz için teşekkür ederim. Alasmak. Güle güle. Sizinkiler mi? Evet. Bilmiyordum. Yoksa onlara da birer hediye getirirdim. Estağfurullah. Benim yerime siz onlara bir şeyler alın. Ama nasıl olur? Allah'a ısmarladık. Güle güle. Talih nihayet bize de güldü. Ekrem Bey bulunmaz nimet. Ben bunu bir araba alıp Mehmet'in Almanya'ya gitmesini önlemek için kabul ettim anne. Boşuna hayal kurma. Sonuçtan öylesine emindim ki mukaveleyi bile peşin hazırladım. Fakat önce nişanlıma danışmalıyım. Ah, geç kaldım, gitmem lazım. Oo, meraklanmayın, arabam emrinizde, sizi istediğiniz yere bırakır. Çok teşekkür ederim.
sakatlamadığıma dua et. Gecikmemin sebebine sevineceksin. Bu yarı çıplak haline arabalarda sürtmene mi sevineceğim? Kurtulduk Mehmet. Şarkıcı olmam için teklif yaptılar. Evet dersem araba için Almanya'ya gitmene lüzum kalmayacak. Hemen evleniriz. Beni ne sandın sen? Ben yuvamı alın terimle kurmak isterim. Böyle kirli paralarla değil. Niye kirli olsun? Şarkı söyleyeceğim, çalışacağım. Nasıl çalışacağın da şimdiden belli. Şu kılığına bak. Prova için giydirdiler. Başlangıçta öyledir. Önce giydirirler, sonra da soyarlar. Mehmet, nasıl söylersin bunları? Ya sen nasıl yaparsın bunları? Nasıl çıkarsın şu fahişe kılığınla karşıma? Mehmet! Senin gözün lükste, şöhrette. Allah'tan iç yüzünü tam zamanında öğrendim. Beni hiç tanıyamamışsın Mehmet. Öyle olsaydım şu anda yanında olur muydum? Bana hesap vermek zorunda değilsin. En iyisi ayrılmamız. Son sözüm bu mu? Hayır! Senin gibiler şoförle evlenmez. Zengin koca bulup şoförleriyle sevişirler. Mehmet dinle beni! Liebling, sevgilim. Meine liebe Frau, sevgili karıcığım. Ich liebe dich, seni seviyorum. Meine Töchterchen, sevgili kızım. Lieber Vater, sevgili babacığım. Helal sana gariban. Biraz Almanca, biraz Tarzanca kıvırdım bu işi, helal. Aferin sana. İki gündür derslere ektin abi. Hayatım ekilmiş benim gariban. Bilirim ayrılık acısını. Dünyası kararır insanın. Böyle konuşup bozma kafamı. İnadı bırakırsan her şey düzelir be abi. Artık çok geç. Trenimiz yarın öğleyin 1'de kalkıyor. Biletler de cebimizde. Yırtarsın cart diye olur biter. Reyhan'dan daha mı kıymetli Almanya? Bu yüzükleri ayrıldığımız gün takacaktım. Şimdi ayrılık hatırası olacak. Sen onsuz yapamazsın. Hadi, götür yüzüğü, tak parmağını. Ya beni istemezse? Her şeyin yolu yordamı var be abi. Dayanırsın kapıya. Boş verdim Almanya'ya. Sana nişan takmaya geldim dersin. Tamam mı? Tamam. Nasıl? Hazır mısın? Sahneye çıkamayacağım. Vazgeçtim şarkıcılıktan. Ne olur anlayın beni. Anlıyorum. Nasıl istersen öyle olsun. Ya imzaladığın mukavele? Mukavelenin önemi yok. Beni üzen seni kaybetmiş olmam. Hadi koş sevgilim. Teşekkür ederim. Çok iyisiniz. Yalnız bir ricam var. Bütün rakiplerim salonda. Meslek itibarımı kurtarabilmem için şarkını söyle, öyle git. Peki, söyle. Çekilin, çekilin. Bir. Sen miydin? Rahatsız ettim galiba. Buyur. Reyhan evde değil mi? Çalışıyor. Bugün pazar, dükkan kapalı. Dükkanda değil, gazinoda. Gazinoda mı? Ablam yıldız olacak. Seni yıllardır söz verip alamadıklarını bir günde aldı bize. Hadi Melis sokağa. Hadi. Hadi. Çekilin.
Çok şey değişmiş burada. Böylesi ikiniz için de iyi oldu. İnanamıyorum. Her şey dengi dengine olmalı. Kızım senin için hayal artık. Sonunda zehirledin onu. Böyle bir hayata her genç kız can atar. Sen bundan sonra Reyhan'ın kocası değil, uşağı olabilirsin ancak. Yaklaştı bana. İnanmamıştım annenin söylediklerine. Dinle beni Mehmet. Neyi dinleyeyim? Gözlerime inanırım ben. Yalanlarına değil. Budalanın biriymişim. Aldanışımın delili olan şu nişan yüzüklerimize bak. Nişan yüzüklerimiz mi? Artık bunlar parmaklarına değil, boyalı suratına yakışıyor. Nereye gittin abi? Çekil yolumdan be. Mehmet dur. Sizi arıyorlar efendim. Alo, benim. Zar Düşeş oturdu patron. Kızın nişanlısı dağıttı ortalığı. Güzel. Bir yere ayrılma, lazımsın bana. İçindekini biliyorsun. Malum, eroin. 10 sene giydirir yakalanınca. Herifi tanıyabilecek misin? Unutulacak tip değil. Git bitir işini. Baygınlığınızın asıl sebebi hamilelik. Hamilelik mi? Geçmiş olsun. Mehmet'e yetişmeliyim. Sakin ol. Trenin hareketine vakit var. Sen hazırlan, ben araba çağırtayım. Ateşinizi rica etsem. Teşekkür ederim. Affedeyiz Zeyn İstanbul. Yani Allah'a ısmarladık İstanbul. Aman be gariban, neredesin kardeşim? Uğurlamaya gelmeseydin tam gariban olacaktım. Senden ben de gidiyorum. Hani yüzükleri alıp Reyhan'a gidecektin? Yüzükler parmağına değil, suratına nasip oldu. Şarkıcılığı aşkımıza tercih etmiş. Zaten gözü yükseklerdeydi. Lükste, parada. Hakiki çaresini gördüm bugün. Benim için öldü artık o. Öldü. Üstünü arayacağız. Bana ait değil bu paket. Kaçakçılar hep aynı lafı söyler. İçindeki de tebeşir tozu tabii. Yemin ederim bilmiyorum. Öğren öyleyse, eroin bu. Affeder Zeyn Almanya. Yani bu sefer Almanya'ya Allah'a ısmarladık. Shh.
9 yıldır hep kaçmaya çalıştın. Biliyorum. İntikam hırsı çıldırtıyor seni. O hırs olmasaydı yaşayamazdım. Aşksa intikamların en korkuncudur. Para ister, ihtişam ister. Silahı zenginliktir. Beni de fakirlik yıktı zaten. Senin eline öyle bir silah vereceğim ki zenginlerin serveti senin cüzdanın olacak. Silahın kumar olacak. Bana kumar oynamasını mı öğreteceksin? Hayır, para kazanmasını. Parmakların bu sihri öğrenince paraları çeken dev bir mıknatıs olacak. Kazanacak, hep kazanacaksın. Karun kadar zengin olabilirsin. Thank you.
Babam olsaydın ayrılık bu kadar acı gelmezdi. Seni unutamayacağım. Sağ ol evlat, ben de seni unutamayacağım. Allah selamet versin. Eyvallah. Güle güle. Güle güle. Güle güle. Güle güle. Güle güle. Yolun açık olsun. Ateşinizi rica etsem. Tanıdın mı beni? On yıl önce cebine eroin koyduğun adam. Kim yaptırdı o işi? Kim yaptırdı o işi? Tanımıyorum. Kim yaptırdı? Söyle. Yapma söyleyeceğim. Gazinocular Kralı Ekrem. Tek laf edersen paraları yemen kısmet olmaz. Patron kulüpte durmadan kazanan bir adam var. Hile mi yapıyor? Hayır, zehir gibi oynuyor. Ne kazandı? 500 bin üstünde. 8 9. Hayret. Olacak şey değil. Hiçbir şey yok. Ne kadar şanslı, durmadan kazanıyor. Banko. 8 9. Gene siz kazandınız. Galiba oynayacak kimse kalmadı. Ben varım. Pek tavsiye etmem. Deneyeceğim. Bu kumarhane ve gazinonun sahibiyim. El elden üstündür. Her şeyimi kumarda kazandım. Kendinize güveniyorsanız mesele yok. Önünüzde 1 milyona yakın para var. Hepsine bir tek oyun oynar mısınız? Ya hiç, ya 2 milyon. Kabul mü? Neden olmasın? Kağıtta çok şanslısınız. İsterseniz zar atalım. Ben zar atmayı çok severim. Ya siz? Bayılırım. Buyurun. En büyük atan kazansın. Kabul mü? Kabul. On bir. Şanslısınız. Her şeyimi kumara borçlu olduğumu söylemiştim. Şimdi de bana 2 milyon borçlusunuz.
şimdi gazinomun yıldızını tanıyacaksın. Taptığım tek kadın. Her gece dinlerim. Şarkı bittikten sonra eve gider, ortaklık mukavelemizi imzalarız. Nasıl isterseniz. Gizli aşk bu, söyleyemem derdimi hiç kimseye. Gizli aşk bu, söyleyemem derdimi hiç kimseye. Zevke veda, neşeye de veda artık her şeye. Zevke veda, neşeye de veda artık her şeye. Arzular bir hayal oldu, baharımın gülleri soldu gönlüm. Hicran, hasret, gamla doldu. Arzular bir hayal oldu, baharımın gülleri soldu gönlüm. Hicran, hasret, gamla doldu. Aşk bir gizli dertmiş, feda ettim her şeyi. Gizli aşk bir gizli dertmiş, feda ettim her şeyi. Arzular bir hayal oldu, baharımın gülleri soldu gönlüm. Hicran, hasret, gamla doldu. Ortaklığımız hayırlı olsun. Sonu iyi gelsin. Baba. Gel yavrum. Oğlum Kemal. Bu amca da Mehmet Bey. Memnun oldum Mehmet Bey. Bey mi? Abi mi? Abi. Anlaştık öyleyse. Anlaştık Mehmet abi. Yakınlık gösterdiği ilk kişisiniz. Başkalarına ne yaklaşır ne sever. Hatta bana bile sokulmaz. Doğrusu kıskandım dostluğunuzu. Ben de sizi. Kemal gibi bir oğlum olsun isterdim hep. anlat bakalım arkadaş. Bana arkadaş dediniz. Ne var bunda şaşıracak? Hiç arkadaşım olmadı şimdiye kadar. Baba, duydun mu? Arkadaş dedi bana. Hemşey. Ne? Birden öyle sevdim ki sizi. Şuramda bir şey oldu sanki. Hep yalnız büyüdü. Ben de hep yalnızdım. Benim de bir arkadaşa ihtiyacım vardı. Şimdi buldum. Hem de arkadaşların en güzeli.
Güzel Reyhan. Gazinomun yıldızı, evimin güneşi, karım Reyhan. Ve ortağım Mehmet. Ortağım mı? Şaşırdı tabii. Beni kimseyle anlaşamaz sanırdı. Mehmet Bey müthiş bir insan. Üstelik kumarda böylesine şanslı birini görmedim daha. Aşkta kaybeden kumarda kazanır derler. Halbuki kadınların çok beğeneceği bir tipsiniz. Önemli olan sevdiğim kadının beğenmesiydi. Sen artık yat yavrum. Peki anne. Gene geleceksiniz değil mi Mehmet abi? Geleceğim tabii. Benle oğlumun kalbine çabuk girdiniz. İnşallah karımla da kolay anlaşırsınız. Zannetmem. Sebep? Kadınlara inanmam. Peki hiç mi sevmediniz? Yalnız bir kere sevdim. Hem de kahrolasıya. Sonra? Öldü. Ölüm kötü şey. Hele yaşayan bir ölü olursa sevdiğim. Anlıyorum. Sevdiğin kadın çok mu uzakta? Belki bir nefes kadar yakın. Belki yıldızlar kadar uzak. Güzel miydi? Soluk kesecek kadar. Unutulmuş bir kadın için başınızı şişirmeyeyim. Müsaadenizle. Yatak odanın kapısı ilk defa açık Reyhan. Unutmuşum. Değişen bir şey yok. Haklısın. Değişen bir şey yok. 10 yıldır giremediğim bir yatak odası, hiçbir zaman sahip olamayacağım bir karım, seven ve acı çeken bir koca. Pazarlığımız böyleydi. Evliliğimiz formalite olarak kalacak. Sadece oğluma babalık edecektin. Aksi halde... Evet, aksi halde... Kaçardım senden. Kaçışın ölümüm olurdu. Hayatım seninle başladı, seninle bitecek. Beni bırakırsan yaşayamam. Yaşatmam da. Tehdit mi? Hayır. Seven bir erkeğin yalvarışı. Ayrılacağımızı düşündükçe deli gibi oluyorum. Ne olur gitme. Bu halimizle evlenelim. Parasız, pulsuz mu? Her şeye razıyım ben. Senin sevgin yeter bana. Sensiz hayat cehennem olur bana Mehmet'im. Ağlama yavrum. Güzel gözlerine gülmek yakışır senin. Bak sana ne aldım. İçine ikimizin resmini koydum.
Peki aramıza kimin resmi girecek? Çocuğumuzun. Oh, Mehmet'im, Mehmet'im benim. Suratım çamaşır dolabınız değil küçük hanım. Bıraksanıza kolumu. Önce özür dileyin. Sizin gibi kaba birinden kibarlık öğrenecek değilim. Öyleyse yürüyün bakalım. Ne biçim insansınız siz? Galiba babamı tanımıyorsunuz. Tanısaydım sana iyi bir dayak atmasını tavsiye ederdim. Tavsiyenizi memnuniyetle yerine getireceğim dostum. Baba, bu küstaha haddini bildirsene. Kızınız demek. Evet, Londra'da tahsildeydi. Kısa bir tatil için geldi. Fırtına gibidir. Malum. Rüzgarı yüzüme vurdu. Mehmet Bey ortağımdır. Özür dilerim. Babam yetişmeseydi kavgamız karakolda biterdi. Ya da ilk yardımda. Ama merak etmeyin. Güzelliğiniz işi halleder, hemen dost olurduk. Güzel söz söylemesini de biliyorsunuz. Dostluk vakti kurulduğuna göre müsaadenizle. Dileyebilirim sizde. Neden şimdi? Beğendim sizi. Gözlerinizdeki ateş büyüledi beni. İlk defa oldum böyle. Benden korkmuyor musun? Neden korkayım? Senden yaşlıyım. O kadar yakışıklı ve güçlüsün ki. Sen beklediğim erkeksin benim. Aşkına inanır mısın? Doğrusunu istersen aşka inanmam. Ben seni inandıracağım. İyi geceler. Hep seni düşüneceğim. İşte hepsi bu yavrum. Hangi dalı tuttumsa kırıldı, ne arzuladımsa olmadı. Ben de canını sıkan benim diye düşünmüştüm. Bilakis, sen kırık hayatımın tek neşesi oldun. Allah'tan dilediğim çok bir şey değildi zaten. Bir ufak yuva ve saçlarını okşadığım zaman dertlerimi unutturacak senin gibi bir oğul. Ben varım ya Mehmet abi, o eksiği tamamlarım istersen. Dertleşiriz, gezeriz beraber. Öperim seni. Belki öz oğlun gibi öpmedim ama gene de öptüm işte. Oldu Kemal. Evlat öpüşü gibi oldu. O da beni böyle içten ve şefkatle öperdi herhalde. Kabul edersen oğlun olabilirim senin. Ama senin baban var Kemal. Var ama benden o kadar uzak ki. Bir defacık beraber oynamadık, gezmedik. Sonra bir defa saçlarımı karıştırmadı senin gibi. Baba sevgisini senden öğrendim ben. Acılarımız aynı Mehmet abi. Sen evlat yokluğu çekiyorsun, ben de baba. Onun için ne olur hiç ayrılmayalım, olmaz mı? Keşke çok daha önce tanısaydım Mehmet abimi. Sen babanı bile bu kadar sevmemiştin. Babam da beni Mehmet abi kadar sevmedi. Sevdiği kadından da bahsetti.
Sevdiği kadından mı? Evet anne. Kim olduğunu bilsem gider konuşurdum o kadınla. Çok üzmüş Mehmet abimi. Hatırladıkça nefret ediyor ondan. Biliyor musun anne? Bütün isteği benim gibi bir oğlu olmasıymış. Senin gibi mi? Evet. Ne tuhaf anne. Ben de onun gibi bir babam olsun isterdim. Neden yavrum? Babamda bulamadığım sıcaklığı onda duydum. Onunla koştum, onunla eğlendim. Gülmeyi ondan öğrendim. Allah neden onun gibi bir baba vermedi bana? Çocuklar bir şeyi çok isterlerse Tanrı esirgemezmiş. Sen de dua et. Benim için de dua et yavrum. Evlenme kararımızı babama çıtlattım. Acele bulmadı mı? Neden bulsun? Ya ben kötü bir insansam, ya aşkın arzular mahallet ediyorsam. Sen mi? Sen ancak mutluluk verebilirsin bana. Hülya'nın davranışlarını aşırı bulmuyor musun? Yakışıyorlar birbirlerine. Bir baba kızına yakışanı değil, sonunu düşünür. Ha düşündüm. Sonu evlilikle bitecek. Bir misafirim var abi, salonu aldım. Geliyorum. Yalvarmaya. Seni hala deliler gibi sevdiğimi söylemeye geldim. Gücüm kalmadı artık bu oyuna. Üvey kızımla benden intikam almak için evleneceğini biliyorum. Doğru. Göze göz, dişe diş olsun diye. Kocan seni çaldı elimden. Ben de kızını alıyorum. Ödeşmek için. Senden bir haber çıksaydı, dünyanın öbür ucunda olsan koşardım sana. Yıllarca seni bekledim. Evet. Başkasının evinde, başkasının koynunda bekledin. Hiçbir şey zannettiğin gibi değil. Yemin ederim ki hiç değişmedim. Ama ben değiştim. Başka adamım artık. O şoför parçası yerine ihanetinin kiniyle taşlaşmış biri var karşında. Demek benden hiçbir şey kalmadı kalbinde. Kaldı. Koskoca bir nefret. Bu nefretimin suratına bir tokat olarak inmesini istemiyorsan git buradan. Hadi, durma git, defol! Keşke, keşke tokatlasaydın. Öldüresiye dövseydin de dinleseydin anlatacaklarımı. O zaman belki af dilerdin benden. Sadece buradan çıkıp gitmeni diliyorum. Defol! Peki, öyle olsun. Emindim beni hala sevdiğine. Sevdiğim sadece eski bir hatıra. İkiniz aynı değilsiniz. O temiz kalpli, o seven, o sevebilen bir kız. O sadık, o vefalı, o dürüst. İnsan onun için ölebilir, onu kalbinde yaşatabilir. Ama sen ayaklar altında ezilecek dişi bir yılansın. Sen vefasızsın, adinin satılık kadının birisin. Senin kalbin yalnız menfaat için çarpar. Sen ihtirasların esiri, şöhret budalasısın. Sen kalpsiz, pestayenin birisin. Onun için defol! Yalnız bırak beni. Hiç değilse resimdeki temiz hatırayı kirletme. Defol git buradan! Hadi durma! Defol!
seninle konuşacaklarım var Hülya. Gecenin bu saatinde mi? Evet. Mehmet hakkında konuşacağım. Mehmet hakkında mı? Evet. Onunla evlenmeni doğru bulmuyorum. Sebep? Bak Hülya, ben senin annen sayılırım. Sayılmak başka, anne olmak başka. İnan, iyiliğin için konuşuyorum. Mehmet bildiğin gibi bir insan değil. 10 yıl önce tanıdım onu. Mutlu olamazsın onunla. Bu evliliğe benim iyiliğim için mi? Yoksa kendi kadınca duyguların için mi mani olmaya çalışıyorsun? Ne demek istiyorsun? Mehmet'i senin de sevdiğini ve kıskançlıklarına oyuncak olmayacağımı söylemek istiyorum. Affet Hülya, elimde olmadan vurdum. Teşekkür ederim üvey anneciğim. Bu tokatla bana sevdiğim adamın değerini öğrettiniz. Duyduklarım doğru mu? Cevap ver. Söyleyecek bir şeyim yok. Ama benim öğrenmem gereken şeyler var. Mehmet oydu değil mi? Evet. Nasıl da farkına varmadım. Önce işime ortak oldu, sonra kızıma. Şimdi de sana. Unutma Ekrem. Onu eve getiren sensin. Sen de şunu unutma. Bu ev ona mezar olabilir. Giyinim korkunçtur. Gülen yüzünün ardındaki cehennemi iyi bilirim. Fakat Mehmet ortağın. Ya gitmezse? O zaman cenazesi gider. Mahvederim. Onu da öldürebilirim, seni de. Tatil bitti. Yarın ilk uçakla Londra'ya döneceksin. Ama baba! Mehmet'le aramızdaki hesap kapanıncaya kadar da Londra'da kalacaksın. Niye bugün beni öpmedin? Öpeceğim ama ayrılırken. Ayrılırken mi? Annemle babam kavga ettiler. Babam çok sert adam. Kıskanıyor seni. Hem de öldürmeyi düşünecek kadar. Senden uzak kalmak çok acı. Ama yalvarırım git buradan. Ne yuvaları yıkılsın. Ne sana bir kötülük gelsin. Anlıyorum Kemal. Haklısın. Zaten karar vermiştim gitmeye. Senin gibi güzel bir oğul, bir arkadaşı, hayatımın en büyük dostunu kaybetmek bahasına da olsa kalmayacağım buralarda. Ne olur beni unutma Mehmet abi. Küçük bir arkadaşım vardı. Beni öz babasından çok severdi diye hatırla. Sen de seni öz oğlum gibi sevdiğimi unutma yavrum. Kemal. Senden bir ricam var. Annene Mehmet abi o resmi değil, resimdeki kadını sevdiği için gitti de. Benden sakladığın için öldürebilirim seni. Ama adamlarını toplayıp Mehmet'i gebertirsen belki affederim susmanı. Mehmet abiyle konuştum diye bana kızmadın, değil mi anne? Hayır yavrum. Kaderimiz böyleymiş, severken ayrılmak. Sana bir de haber yolladı. Annene resmi değil, resimdeki kadını sevdiğimi, onu hiç unutmadığımı söyle, dedi. Yavrum, canım evladım. Mehmet! Kemal her şeyi anlattı bana. Sevginden hiç şüphe etmemiştim zaten. Hep bu anı düşünerek yaşadım. Ne yazık ki tam giderken. Bizi de götür. Ekrem öğrendi her şeyi. Korkuyorum, kaçalım buradan. Sensizlik ölüm benim için. Fakat
Kemal yuvamızı yıkma dedi. Hangi yuva? Bilmiyorsun gerçi, dinletemedim sana. Oğlum ayrılmamıza değil, kavuşmamıza sebep aslında. Anne! Yavrum! Bana yavrum deme. Nefret ediyorum senden. Benden, annenden ha? Dokunma bana. Annem değilsin artık. Babam haklıymış, sen kötü bir kadınmışsın. Kemal! Bir daha da adımı ağzına alma. Yavrum, dinle beni. Kemal! Ahbap, seninle eski bir hesabımız olacak, hatırladın değil mi? Şunu bir temizleyelim. Sen hazırladın. Evet. Son kısmı da gazinoda oynanıyor. Alo, ben Mehmet. Mehmet mi? Evet. Üzerime saldığın 5 köpeğin için Sedye yollat. Sen de beni bekle. Geliyorum. Geliyor. Kurtulmuş köpek. İstesem bir kurşunla beynini dağıtabilirim ama yaşadıkça içini sızlatacak bir acı tattıracağım ona. Mehmet'e ona değil, bana aşık olduğunu söyleyeceksin. Gururunu kırmak öldürmekten daha iyi. Hayır, yapamam. O zaman ikisini birden öldürürüm. Hem oğlunu, hem onu. Hadi Reyhan, gidiyoruz. Gitmekten vazgeçtim Mehmet. Çünkü hata ettiğimi anladım. İnanmam. Kocandan korkuyorsun. Seni tehdit etti. Ben bir kadını zorla evimde tutmam. Sana aşıksa senle gider. Beni seviyorsa burada kalır. Ama bu iş de burada biter. Zaten bitti. Kararımızı verdik. Beni seviyor ve benden gelir. Yanılmışım Mehmet. Sana aşık olduğumu sanıyordum. Oğlumla senin aranda kalınca aile sevgim ağır bastı. Kocamın yanında kalmaya karar verdim. Bu sözlerden sonra karımın defol demesini beklemezsin herhalde. Demiş kadar oldum. Seni kaybettiğime üzülmüyorum. Çünkü sen kocandan bile adi, nefret edilmeye de suratına tükürülmeye de değmeyecek kadar aşağılık bir mahlukmuşsun. Thank you.
halde kalmamı istemeyeceksin. İsteyeceğim çünkü gitmene dayanamam. Artık bırak yakamı da oğlumla beraber yalnız başıma yaşayayım. Her şeyi senin için yaptım. Hep benim olmanı bekledim. Yıllarca piçine babalık bile ettim. Sana servetimden kalbime kadar neyim varsa verdim, şöhrete ulaştırdım. En pahalı mücevherlerle süsledim. Ama o serseri şoförün hediye ettiği bu teneke parçasını çıkarttıramadım boynundan. Kemal yavrum dinle beni. Ne söyleyeceksin? Alnına piş damgası vurduğunu mu? Onu sokaklarda yaptığın şoförden peydahladığını mı? Babasının ben olmadığımı mı? Ne anlatacaksın yalan ve ahlaksızlıklarından başka? Kemal! Oğlum beni hayata bağlayan tek umudumdu. Onu da yıktın. Nefret ediyorum senden, nefret! Reyhan gitme, yoksa fena olur. Bırakma beni! Deli edeceksin beni Reyhan. Elimden bir kaza çıkacak. Reyhan! Duymuyor musun beni? Dur! Vururum yoksa. Vur! Kurtarmış olursun beni bu acıdan. Benimle böyle konuşma. Ateş etmek için ne bekliyorsun daha? Çeksene tetiği. Yalvarıyorum, sevmesen bile acı bana. Ya bana kim acısın, kim acısın? Sen istedin bunu. Hala inanamıyorum. Reyhan nasıl yapabildi bunu? Herkesi kendin gibi zannediyorsun gariban. Belki ben de öyleyim. Ben geldim Mehmet abi. Kemal. Ağlama ya. Söyle bakayım ne oldu? Artık senden başka kimsem kalmadı. Nefret ediyorum onlardan. Onlardan mı? Onlar kim yavrum? Annemle babam. Ben piçmişim Mehmet abi. Asıl babam bir şey ölmüş. Annemle sokaklarda peydahlamışlar beni. Neler söylüyorsun Kemal? Yemin ederim ki söylediklerim doğru. İşte ispatı onun hediyesiymiş. Hala da utanmadan o şoförü seviyormuş. Hep benim gibi bir oğlun olmasını isterdim. Artık seninim. O kötü annemden iğreniyorum. Beni evlat al kendine. Kurtar onlardan. Annen dünyanın en iyi insanı. Sevdikleri için hayatını feda eden cesur bir kadın. Büyük bir kadın. O iğrenilecek değil. Eli öpülecek bir anne yavrum. Hayır, hayır! Bana inan. İkimiz de hata ettik. İkimiz de onun sevgisini anlayamadık. Keşke bir tabancam olsaydı da öldürebilseydim onu. Piçliğimin öcünü alırdım. Dinle Kemal. Ne annen, ne de baban kötü insan değiller. Ne biliyorsun? Tanıyor musun babamı? Gördün mü hiç? Evet, tanıyorum. Baban, bu kolyedeki adam.
Bilmeden kırdık meleğimizi. Bilmeden. Anne! Anneciğim! Affet beni anne. Affedecek bir şey yapmadın ki yavrum. Anneciğim!